Bir sorum olacak. Her tarikat silsile yoluyla ya Hazreti Ebubekir'e ya da Hazreti Ali'ye kadar dayanır. Azimendi tarikatında böyle bir şey silsilesi yok. E hemen hüküm vermem. Niye hüküm veriyor? İlmi şeylerde araştırmak lazım. Var yani silsilesi var. Birden ortaya çıktı. Hayır birden çıkmadı. 1925'ten itibaren çıktı. Hatta hatta 1921'den itibaren çıktı. Mesne-i Nuriye'deki 10. mesele 1921'de yazılmıştır. 1920'de Az Fahş Hepkat Tefekkür Tarihini Kur'an'dan aldım diyor. Ve o aldığı tarikatın silsilesini de yani işat silsilesini de Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Efendim Zeynül Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali'den aldım diyor. Yani üveysi olarak üveysiyet bir meşreptir. Tarikatlarda üveysi meşrep olan olmalı, olanlar vardır ki Şah Nakşibend Hazretleri büyük üveysilerdendir. Gavsi Geylani büyük üveysilerdendir. Hulusi Bey'in emrine göre Üstad da büyük üveysilerdendir. Yani üveysinin manası mürşidi yanında değil, muasırı değil. Mürşidiyle bedeni olarak görüşmüyor. Manevi olarak ondan emir alıyor, feyz alıyor ve tarikat dersi alıyor. Buna üveysiyet deniliyor. Bu tarikata bilinen bir şeydir. Yani tarikat yolunda, terbiye yolunda bilinen bir şeydir. Risale-i Nur'un şeyi, silsilesi Gavs-ı Geylani Zeyn, Zeynül Abidin İmam Hüseyin, İmam Hasan vasıtasıyla İmam Ali'den alıyorum diyor. İmam Ali'den. Demek ki bizim silsilemiz Hazreti Ebu Bekir'e değil, İmam Ali Efendimiz'e aittir. Oradan alıyoruz. Birden ortaya çıktı, birden çıkmadı. İşte dediğim gibi 1921'de e, İstanbul'un Yuşa Tepesi'nde inzivaya girdiği zaman kendisinin yazmış olduğu 10. Risale'de, Mesnevi Nuriye'de var. Aç, fak, şefkat, tefekkür tarihini seri üsseyr olan bu zamanın evladına ihsan etmek rahmet hakimenin şanındandır diyor. O zaman almış yani. Risale-i Nuri yazmadan evvel. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur telifatına başlamadan evvel bunu kurmuş. Risale-i Nur yolunda da Risale-i Nur'da da devam etmiş. Bu Telvihat-ı Tisa'nın sonundaki zeylde var. 26. sözün ahirinde var. Şükür Risalesi'nde var. Birçok yerlerde var yani. Az, fak, şefkat, tefekkür tariki. Yeni çıkmış değil. Yalnız Risale-i Nur'un vazifesi sadece insanların terbiyesi değil. Yani tasavvuf ilmi sadece insan terbiyesini hedef alır. Risale-i Nur'un değişik. Risale-i Nur Hilafet-i Muhammediye'yi ortadan kaldıran Süfyan Komitesi'nin rejimi karanesiyle mücadele için gelmiş bir eserdir. Yani Risale-i Nur sadece insanların nefs terbiyesiyle uğraşan bir ilmi hakikat değildir. Bu vazifelerinden bir tanesidir. Diğer vazifesi nedir? Felsefeyi Avrupa'dan gelen felsefeyi akim bırakmaktır. İslam'ı onun belasından kurtarmaktır. İslami felsefe ile Avrupa felsefesini mağlup etmek ve Müslümanların imanlarını muhafazaya çalışmaktır ve etmiştir. İkinci vazifesi hilafet-i Muhammediye yönler şeriatı icra ve tatbik etmektir. Yani bu Anadolu topraklarında hilafet-i Muhammediye ünvanıyla hilafet devleti kurulacaktır. Risale-i vazifelerinin ikincisi budur. Üçüncü vazifesi, İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirmektir. Yani bir insanın nefsini terbiye etmekle beraber başka içtimai vazifeleri olan bir eserdir, bir harekettir. Bunu böyle bilmek lazım. Risale-i Nur'daki bu yazılı şeylerin bilinmesi lazım gelir, izaha lazım gelir. Yani bizim silsilemiz Bediüzzaman Said Nursi, bizim şu anda Aciz silsilesi Sultan Feyzi Kastamonu, Bediüzzaman Said Nursi, Gavsi Geylani, Zeynül Abidin radıyallahu anh, İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali. Üveysi olarak bizim silsilemiz budur. Yazılı olan şeyi söylüyorum, biz uydurmuyoruz bunları. Yani biz İmam Ali'den geliyoruz. İmam Ebu, Ebu Bekir'den değil. az şefkat, şefkat, tefekkür. Nakşibendi tarikatları, Nakşibendi ve korları 10 katve ile gider. Kadiri ve 7 katve ile gider. Azmendi 4 katve ile gider. Yeni çıkmış değil yani 100 küsur senedir bu eserlerde yazılı ve tatbik ediliyor.